Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Son Feci Bisikletin Gece adlı parçasını A'dan Z'ye detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun sizlere bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmayalım, parçanın girişini sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından detaylı bir şekilde bu partları açıklayacağım. Şu şekilde başlıyoruz. Burada kullandığımız kalıp tam 3 tur arka arkaya çalınıyor. Sadece son turda minik bir değişiklik var. Şimdi yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Giriş şu şekilde yapıyoruz. La teli 2. perde si notasından aynı telde 7. perdede bulunan mi notasına slide'da geliyorum. İlk cümlem şu. Ardından mi bemolde 1 bölü 4'lük bentlerle beraber vibrato yapıyorum. İlk cümleyi birleştirirsem İkinci cümlemin girişi yine aynı, 7'den başlıyorum. 2'den 7'ye gelmek yerine direkt 7'den başlayacağım. Sadece son notayı değiştiriyorum. İlk kalıpta mi bemoldeydim. İkinci turda si'ye geldim. Üçüncü kalıbın girişi yine aynı. Bu sefer si yerine en üst 8 do'dan başlıyorum. Şimdi buraya kadar olanları birleştirelim, ardından bir triyat yürüyüş yapacağız çünkü. Birleştirdiğimizde şu şekilde duyuluyor. Burada 8 uzarken şunu ekliyorum. İşaret parmağım 1-6-7, yüzük parmağım ise R telinde 8'e koyuyorum. Bu kalıbı arpejledikten sonra aynı parmakları hiç geri kaldırmadan birer geri iteceğim. Aynı arpeji orada yapacağım. Şöyle duyuluyor. En son 8'i vurduk ya. 8'i vurdum. 8 uzuyor. 1-6 La teli 7'den giriyorum. Şimdi bir geriye. Cümle bütünlüğünü sağlamak açısından son turdan alırsak şöyle duyuluyor. Ardından son figürüm. Yine 7'ye slide'a geliyorum. Yaptıktan sonra R teli 7-8-9 kromatik. Yaptıktan sonra si majör. 7'li formundayım. Buraya kadar olan kalıpları bir baştan sonra yavaşça birleştirelim. Nasıl duyulduğuna dikkat edelim. Buradaki yürüyüşün ilk turunda sadece gitar var, ardından ikinci turla beraber vokal devreye giriyor. Üçüncü turda farklılık olduğunu söylemiştim. Üçüncü turdaki farklılık şurada. Şimdi orayı size göstereyim, geri kalan aynen çalıyor. Üçüncü turda şunu ekstradan eklemeniz gerekiyor. Cümleye aynen girdim. 6'da vibrato yaptım. İlk kalıpta sıkıntı yok. İkinci de aynı. İkinci turda 7'de vibrato yaparken fa diyezden 7'ye tekrar geleceğim. Yani ekstra eklediğim 2 nota en üst 2 ardından 7. Şöyle duyuluyor. Birinci kalıp, şimdi ikinci. Ardından üçüncü. Aradaki tek fark sadece 3. kalıpta yukarıda 2'den 7'ye, fa diyezden si'ye slide'la gelmeniz olacak arkadaşlar. Şimdi parçanın nakaratına geçmeden önce arkada dönen minik lead yürüyüşüne bakalım. İkinci turdan itibaren, yani en son şunu yaptık. Birinci tur bitti. İkinci tur başlıyor. Tam bu kısımda arkadan şöyle bir şey var. Si teli 15-11 ekliyorsunuz. Hmm.
melodinin tam nereye oturduğunu göstermek için ilk önce buradaki partı çaldım. Normalde burayı bir gitar, diğerini farklı gitar yapıyor. Cümleleri dikkatli dinleyin. İlkinde şu geliyor. Si teli 15-11. İkinci turda Si teli 15, Re teli 13. Bir sonraki ise sonuncusu, yani şu kısım. Şunun arkasında duran yürüyüş ise şu arkadaşlar. 15-11, 11-8-5. Şimdi buraları lütfen dikkatli bir şekilde dinleyerek orijinal parçanın üzerine çalmaya çalışın. İlk cümle. İkincisi. Üçüncüsü. Bu şekilde ilerleyerek arkadaki diğer lead yürüyüşünü gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi parçanın akıtı karşımıza geliyor ve o benimle gel dedi sözleriyle beraber çok basit bir akor yürüyüşü yapacağız. Akorlarımız sırasıyla La minör, Mi minör, bu ikisini arka arkaya birkaç tur geçeceğiz. Ardından Fa diyez majör ya da Fa diyez majör de kullanabilirsiniz. Oldukça basit, bir kere çalacağım. Sıralamamız şu şekilde ilerliyor. Oldukça basit. İlk turda La minör ve Mi minör arasında La, Mi, La, Mi, La, Mi. Tam 3 kere bu ikisini arka arkaya geçmem gerekli. Ritim şuna benziyor. Tabi burada arada dead notlar vurabilirsiniz. Daha çok yakışacaktır. Yaptıktan sonra Fa diyez majör ya da majör yedili bastıktan sonra şu ritim değişiyor, şunu atmamız lazım. Süpürerek çalıyorum. Aslında tam 8 kere. Bunu 8 kez yaptıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Bu sefer Fa diyeze geldiğimde 4 kere. Şimdi bu kısmın arkasına dönen bir oktav yürüyüşü var. O oktav yürüyüşünde yapılan figür de şu şekilde. Oldukça basit, bir kere çalacağım, ardından nasıl çalındığını göstereceğim. O parta da şu şekilde başlıyoruz. Aynı ritimde olduğu gibi. Fa diyeze geldiğimde burada 8 kez yapıyorum ilkinde. İkinci turda 4 kere çalıyorduk. Burada da 4 kere çalarak bitiriyorum. Dolandığım yerler Do oktav, Si oktav, yani La 15, La 14, 12, 10, 12, 10, ardından aynı tel 9 Fa diyez. İlki dead not. Bir tane dead not, iki tane vuruş. Ardından 14'e geldim. Tekrar dead note 12. 10. 12. 10. Şimdi 9. Arka arkaya. Yavaşça birleştirirsek. Pardon. Çalabilirsiniz arkadaşlar. En son nakaratı çalmıştık ve o benimle gel dedi sözleriyle beraber nakaratı bitirdikten sonra rüyamda beni buldu. Söz grubuyla beraber yeni bir yürüyüşümüz başlayacak. Başlangıçta yaptığımız slide low 7'yi 10'u kullandığımız yürüyüşe çok benziyor. Sadece 2-3 tur arka arkaya aynısını çalarak ilerliyoruz. Parçanın başındaki gibi değil. Şimdi oradaki sıralamayı sizlere bir kere göstermek istiyorum. Ardından detaylı anlatacağım. Oraya da şu şekilde başlıyoruz. Şimdi burada
arka arkaya iki kez şunu çalıyorum. Giriştekinin aynısı. Yaptıktan sonra 6'ya gitmek yerine aslında şuradaki si majör 7'li formunun üst oktavdan basılmışını ekliyorum. İlk kalıp şu. İkincisi yine aynı. Üçüncüsü 7'de kaldım. 2, 7 ekliyorum. Dördüncüsü arpejde olan ardından şu kalıba bağlıyorum. Şimdi konuşmadan bir kere sırayı yavaşça sizlere çalayım. Bana eşlik etmeye çalışın. Son 2, 3, 4. Tekrardan nakarata geliyoruz ama benimle gel dedi sözleriyle beraber aynı akoru yürüyüşünü yapıyoruz. La'dan başlıyoruz. Ardından tekrar la, tekrar mi, tekrar la, tekrar mi. Fa diyez. Aynı sırayla ilerleyerek bitiriyoruz. Bunun arkasına bu bittikten sonra nakarat kısmı tekrardan anlatmayacağım. Parçanın girişindeki yürüyüşün aynısını yapıyoruz. Ritim yürüyüşünün üstüne bir tane lead yürüyüşümüz olacak. Şimdi lead'i baştan sona size bir kere çalmak istiyorum. Ardından cümleleri ayırarak nasıl çalındığını anlatacağım. O parta da şu şekilde başlıyoruz. İlk lead yürüyüşümüz bu şekilde. Şimdi figürleri ayırarak baktığımızda şöyle ilerliyor. İlk önce C15, Mi12. Ardından destek parmağımı, orta parmağımı C14'e tutuyorum. Çünkü 15'i bend yapacağım. Full bend. 4 kere arka arkaya. 5. Şu şekilde. Yani ilk cümlem şu. Burayı çaldıktan sonra sıra ikinci cümleye geliyor. İkinci cümlede şunu çalmamız gerekli. Şimdi yavaşça çalıyorum. En alt 12 mi'den başlıyorum. Ardından si teli 15-12. Yaptıktan sonra si 12 diyeyim ya. Parmağımı eğerek basıp bir alt 12'ye geçiyorum tekrar. Cümle şu hale almış oluyor. İki kere aslında şunu arka arkaya çalıyorum. Ama tartımları farklı. O yüzden kulakta daha farklı bir etki bırakıyor. Daha yavaş yaptığımda. Ardından sol teli 14 full bend. Geri indirdim. Saldım 12 vibrato. Bir kere daha. Ardından re teli 14. Geriye doğru slide yapıyorum. Belirsiz bir yerde sesi kaybediyorum. Buraya kadar birleştirirsek. Burayı çaldıktan sonra re 14 işaret parmağım 12. perdede en alta kadar bare. Bu kısmı yukarıdan aşağıya süpürüyorum. Ardından susturup parmaklarımı bir geri götürüyorum. Burada yüzüğü kaldırıyorum. İşareti bir geri götürüp orta parmağım si telinde 12'ye koyuyorum ve aşağıdan yukarı çekiyorum. Melodi şu almış hali almış oluyor. Pardon. Şimdi buraya kadar yavaşça birleştirirsek. Sonraki cümle şu. Burada sol ve si tellerinde 12'yi kapatarak başlıyorum. 12, 14, 12, 14 çalıyorum. İlk cümlem bu. Ardından en alt 2, en alt 2 telde 12. Burayı parmağınızı kaldırmak zor geliyorsa aslında sol telinden itibaren de vurabilirsiniz. Şu şekilde birleştirirsek. Bir geri.
ardından tekrar 12. Buraya kadar alalım. Ben burayı 12'den sonra geriye slide'la geçiyorum. Ama dilerseniz bu şekilde penayla da yapabilirsiniz. Şimdi başlangıçtan buraya kadar birleştirelim. Burada en son 12 uzarken ardından sol 16, si 15'e geliyorum. Burada 4 tane çalıyorum. 4 tane. Yaptıktan sonra üçleme yürüyüşüm var. Üçleme yürüyüşümde şu şekilde yukarıdaki tablardan bakabilirsiniz. Daha yavaş yapıyorum buraya kadar. Aslında tam üçleme bu noktada bitiyor. Buraya kadar tekrardan alalım. Parmak seçimlerimi şu şekilde orta serçe işareti olarak başlıyorum. Ardından 17'ye ilk başta orta kullandım. Pozisyonda yüzüğü koyuyorum. Üst telde 17 ortayı kullanacağım. Yavaşça yapıyorum. Kısım parçada birazcık seri. Sadece ezberleyip metronla çalışmanız gerekli. En son sol 12'de vibrato yapmıştım. Ardından şunu ekliyorum. Re teli 14-12-14. Sol teli 12-14-12. Si teli belirsiz bir yerden 19'a slide. Ardından 16 vibrato ile kalıbı bitiriyorum. Şimdi soloyu baştan sona tekrardan çalacağım. Bu noktada lütfen bana eşlik etmeye çalışın. Şu şekilde başlıyoruz. Ardından günler sonra sözleriyle beraber sol majör akoruyla alakalı bir yürüyüşümüz var. Buradaki yürüyüş parçadan birazcık bağımsız gibi geliyor. Tansiyon çok güzel ayarlanmış. Bundan sonra tekrardan parça başa dönecek aslında. Şimdi bu ara geçiş kısmında kullandığım akorlar sol majör, si majör, do majör, ardından do minör. Ritim şu şekilde çok basit. İlk tur bu. Sol, 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 si, do majör, sonra do minör. Bu kısmı çaldıktan sonra ikinci turunda sol majör 2 kere, do minör 2 kere, sol majör 2 kere, do minör vur uzat. Şu şekilde oluyor yani birleştirirsek. Pardon. İlk önce do majör. İkinci tur. Bunu bu şekilde uzatıyorsunuz. Ardından buraya kadar aynısı çalınacak. En son do minörü vurup uzattığınız kısımda durmadan sonrasında tekrardan sol majör ve do minör arasındaki geçişe bağlamanız gerekecek. Bu şekilde ilerliyor zaten parçanın sonuna doğru. En son tekrardan do minörde bitiriyoruz. Şimdi bunun arkasına atılan minik lead yürüyüşüne bakalım. Oradaki figürü şu şekilde bir kere çalmak istiyorum. Ardından detaylı anlatacağım. O parta da şu şekilde başlıyoruz. İlki bu. Ardından ikinci bir yürüyüş devreye girecek. Şimdi burada yaptığım şey şu. İlk önce işaret parmağım si ve mi tellerinde 15'e bara koyuyorum. İlk cümlem şu. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Buraya kadar yavaşça birleştirelim. Ardından
Ardından bu iki parmak grubunu birer yukarı çıkartıyorum. Yaptıktan sonra şunu ekliyorum. Yaptıktan sonra bir yana kayıyorum. Sıralama bu. Tekrar. En son vurup uzatıyorum. Buradaki cümleyi yavaşça çaldığımızda baştan sona şu şekilde duyuluyor. Ardından bunun ikinci parti var. İkinci parttaki yürüyüş birazcık farklı. Oradaki sıralama da şu şekilde arkadaşlar. Yürüyüşü bu şekilde bitiriyoruz. Dolandığım yerler C8, Mi7, ardından 16-15, 16-17. İlkinde şuradaki sol majör pozisyonunda tam 8 kez çalıyorum. Ardından re diyezi atlıyorum ya da mi bemol majör de olabilir, hangisini tercih ediyorsanız. Burada ilk önce 4 tane çalıyorum. Ardından ikinci dörtlüyü şöyle paylaştırıyorum. Bir tanesi bu. Geri kalan iki tanesini de yüzük parmağım 7'ye koyuyorum. Sonuncusu tekrardan bu. Yani 1, 2, 3, 4. Şu şekilde duyuluyor. Bundan sonra tekrardan başa dönüyorum. Burada kılıp 4 kez gitken tarzında tekrarlanıyor. Şimdi yavaşça birleştirirsek. Üçüncü tur. Son tur. En son şu pozisyonda kaldık ya. Sesi uzatıyoruz, ardından yüzük parmağımı koyup bir tane daha vuruyorum. Uzatıyorum. Yani şöyle oldu. Son figür ise C ve Mi telleri 15. Geldik parçanın son yürüyüşüne. Buradaki yürüyüşü bir kere çalmak istiyorum. Ardından hangi sırayla nasıl çalındığını anlatacağım. Başlangıçta kalıplara benzemiyor, farklı. Buradaki yürüyüş şu şekilde çalınıyor. Yürüyüş bu şekilde. Şimdi girişimiz farklı. Girişimiz şu. Sol teli 9-8. Yürüyüş tel 19-7. La teli 10. Ardından 2 tane dead note. Re teli 7. Yarım sese yakın bir bend. Ardından kılıba buradan sonra başlangıçtan giriyorum. Yani 7. Tekrar 7 üstel 6, ardından parçanın geri kalan yürüyüşüne benzer bir yürüyüşe devam edeceğiz. Şimdi girişi yavaşça çaldığımda tekrar daha yavaş. Ardından aynı sıralamaya dönüyorum. 6, ardından en üst 7, şimdi arpejli. Son pozisyonda arpejim si majörü şu şekilde vurmak yerine tek tek tınlatarak ilerliyor. Ortaya kalıyor.
kaldırdım. Serçe en üst üçten alıyorum. Ardından Mi 2 Re 1 Sol 4. Pardon, yanlış oldu. Burada Mi 2'yi vurdum. Re 1 Sol 4. Son olaraksa 2'den bare basıyorum. Yüzük parmağım burada Re 4'te. Aşağı doğru süpürerek bırakıyorum. Şuradaki arpeji tekrarlayacak olursak. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki en kısa sürede elimden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Eğer bu video sizlere bir şey kattıysa, gelişimize yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.